Herkese merhaba, ben Sena kanalıma hoş geldiniz. Bugün mozaik pasta makbengi çekeceğim. Düşündüm hani yaptıktan sonra yerken mi çeksem yoksa bir yandan yapılış aşamasını göstersem mi diye. En son dedim ki yaparken de göstereyim. Bu arada bu benim ilk kez mozaik pasta yapışım olacak. Bunu genelde annem çok fazla yapardı. Ben de hani ona yardım olsun diye böyle bisküvilerini kırardım falan. Onun dışında direkt hani en başından sonuna kadar kendim yapmadım ama mozaik pastayı çok seviyorum. Annem de çok uzun zamandır yapmıyor. O yüzden aklıma geldi, dedim bunu yapayım. Düşünüyorum ne yiyerek çeksem falan diye. Aklıma bu geldi, bunu yapacağım şimdi. Bütün malzemelerimi hazırladım, buraya getirdim. İnşallah güzel bir video olur. O zaman yavaştan başlayalım. İlk olarak yapmamız gereken şey 1,5 paket Petbör bisküvi. Bunları alıyoruz ve tek tek bu şekilde, birkaç tane de olabilir, şöyle şu parçalarda parçalıyoruz. Ben bazen şey yapıyorum, havuç topları, kakao topları falan yapıyorum. Onları yaparken böyle elimizi ezmemiz gerekiyor. Ama bunlarda mozaik pasta daha büyük büyük parçalar kalması gerektiği için ortalama böyle rastgele elimize birkaç tane alıp şu şekilde parçalıyoruz. Bu arada bugün bu videoyu çekeyim mi çekmeyeyim diye gerçekten çok düşündüm ve kendimi zorlayarak artık en sonunda çekmeye başladım. Çünkü sabahtan akşama kadar sürekli olarak son zamanlarda evde olduğumuz için benim uyku düzenim bayağı kötüleşti yani. Dün gece kaçta uyudum? 4'te falan uyudum. Gece 5'te olabilir. O civarlarda uyudum. Bugün de öğlen 2'de uyandım. Ondan sonra kahvaltı yap, işte hazırlan filan derken saat şu an tam 4. Daha ayrıca çekebiliyorum. Çok fazla ışık filan kalmadı da neyse ki standımı almıştım. Onu şu an ışığıyla kullanıyorum. Neyse ki o şu an yeterli geliyor. Onunla idare ediyorum. Yoksa çekemeyecektim yani. Eskiden hep şey yapmak zorunda kalıyordum. Işığım olmadan önce. Güneş ışığını sürekli beklemek zorunda kalıyordum. Güneş ışığı olmayınca video çekemiyordum. O da tabii bayağı bir zorlaştırıyor. Şimdi akşam da olsa çekebilirim ama hani o zamanlardan kalma bir alışkanlık var hala. Saat akşam geç olduğunda hani ışık kalmayacak, çekemeyeceğim, kötü olacak falan diye. Onun hala alışkanlığı var. Ondan dolayı. Ama sonunda oturdum başına. Bütün malzemelerimi hazırladım. İşte kakao, şeker, süt var. Margarin erittim. Petibörleri aldım böyle. Ondan sonra bunların hepsini kırdıktan sonra diğer malzemeleri de ekleyeceğiz. Mozaik pasta ben çok severim. Annem şey olarak yapardı böyle, piramit şeklinde böyle üçgen üçgen olarak yapardı. Böyle yuvarlak falan da yapılıyormuş. Biz hep o şekilde yiyorduk. İnternette işte öyle de görüyorum, yuvarlak şekillerde falan. Tabi farklı şekiller de yapabilir çünkü çok çabuk şekillenen, koyduğunuz kabın şeklini alan bir şey olduğu için. Ben de şöyle şok marketten bunu o kadar... Bunu alacağım diye o kadar canım çıktı ki. Öyle gelen ürünler genelde çok çabuk bitiyor. Ben de şeyde gördüm işte hani kataloglarını falan paylaşıyorlar ya, orada gördüm. Dedim ben bunu kesin almam lazım. Sonra yakınlardaki şoklara falan gittim. Hiçbirinde kalmamış. Ondan sonra böyle şey çok böyle kuytu köşede kalmış bir tane şok market vardı. Oraya girdim. Orada son bir tane kalmış. Hemen gittim aldım. Alalı bayağı birkaç ne kadar diyeyim, bir 5 ay falan olmuştur. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve şu an ikinci kullanışım. Yani değer verdiğim, böyle çok uğraştığım şeylerin sonra düştüğü hal genelde böyle oluyor. Çok çabuk ya, bilmiyorum, bir şey çok fazla heves edip de elde ettikten sonra genelde böyle çabuk bir sıkılma durumu yaşıyorum. Bunu ama küçüklüğümden beri hep yaşıyordum. Mesela tutturuyordum ben işte yüzmeye gideceğim falan diye. Ondan sonra bizim evin yakınlarında da var böyle bir şey, havuz, hem kapalısı hem açığı var. Ondan sonra oraya da 3 ay, havuz için 3 aydan daha az üyelik yapmıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Fitness için de 6 aydan daha az yapmıyorlardı. 3 aylık kayıt oluyordum. Bir ay gidiyordum. Ondan sonra böyle bir daha azalmaya başlıyordu gitmeleri. Ondan sonra iyice sıkılıyordum falan. Son bir ay falan gitmiyordum. Boşa gidiyordum mesela. Fitness'ta da aynı şekilde böyle spora başlayacağım falan diye bir hevesleniyordum. Gideceğim falan diyordum. Yazılıyordum. İşte ekipmanlarını alıyorsun. Havluydu bilmem neydi falan. Başlarda çok böyle hevesli gidiyorum. Ondan sonra böyle bir sıkılma geliyor, bunalma geliyor. Ben artık gitmeyeceğim durumları falan. Genel olarak hayat bu şekilde ilerliyor. Heves ettiğim şeylerden çok çabuk bir sonradan bir soğuma yaşıyorum. Ne yapalım?
Herkesin de bir karakteri var. Benimki de böyle demek ki. Allah ya, bunları kır kır bitmiyorlar. Tek tek kırdım ya. Ondan herhalde. Bakayım. Şöyle elime alayım biraz. Yoksa bu böyle akşama kadar gitmez. Bitmez. Ne gitmedi? Bir de böyle kamera karşısında olduğum zaman böyle bir yanlış konuşma durumlarına giriyorum. Yanlış konuşuyorum, heyecanlanıyorum falan. Bayağı bir yıl falan oldu aslında kanalım olalı ama hala tam olarak ben bu kamera karşısına çok fazla alışamadım. Yani tek başıma olmama rağmen, mesela şu an yanımda hiç kimse yok ama ona rağmen böyle bir gerilme yaşıyorum. Belki de o yüzden mi? Tek başıma kaldığım için mi bu kadar zorlanıyorum bilmiyorum. Ama hala böyle bir bana konuşacak çok fazla şey bulamıyorum. Hatta şöyle bir şey oluyor. Başlamadan önce prova yapıyorum. Böyle kendi kendime hazırlanırken, makyaj yaparken falan şey diyorum. İşte şunları konuşayım, bunlardan bahsedeyim. Aklıma böyle bir şeyler getirmeye çalışıyorum falan. Hazırlıyorum, tamam diyorum. Şunlardan konuşayım. Video başlıyor. Ondan sonra hem böyle kendi içimden konuştuğum için herhalde konuşasım gelmiyor bu sefer. Aklıma gelmiyor o konuştuklarım falan. Kalıyorum gene öyle. O an aklıma ne gelirse öyle gidiyor işte. O yüzden biraz da bunu yenebileyim diye de özellikle böyle konuşmalı sohbetli maketler, işte ne bileyim vloglar tarzı çekmek istiyorum. Bakayım, çok az kaldı. Ben şu sonları da kendim tek başıma bir halledeyim. Sonra diğer malzemeleri karıştırırken tekrar devam edelim. Evet, hepsini bu şekilde parçaladım. Şimdi eldiven giyeceğim. Ben eldivensiz yapıyorum tabii ki kendim yaptığımda da. Şimdi videoda eldiven takayım, daha iyi olur diye düşündüm. Şöyle takalım. Şimdi 3 yemek kaşığı kadar margarin erittim. Ya margarin keşke şöyle tariflerde böyle gram cinsinden mesela. Kaşık dediği zaman böyle kaşığı ne kadar dolduracağım, ben çok kafam karışıyor. Neyse. Hadi dökeyim. Bu şekilde döktüm. Daha sonra 1 su bardağı sütü döküyorum. Ondan sonra 5 yemek kaşığı şekeri döküyorum. Hop. Ve son malzememiz de. Aslında yapılışı çok kolay bir şeymiş ya gerçekten. Kaç yemek kaşığı? Kakaoda 3 yemek kaşığı ama kaşıkla koyarken fark ettim ki bir paketin içinde zaten 3 yemek kaşığı kadar falan varmış. Dolu dolu alırsak. Bütün kakaoyu da boşalttım. Evet. Bunlar da bulaşıkları. Biraz sonra bunu yıkayacağım. Evet, şimdi bütün malzemeleri kırdığımız bisküvilerin içine döktükten sonra şimdi yapmamız gereken şey bu şekilde karıştırıyoruz. Allah'ım, mükemmel bir şey olacak. O kadar özledim ki mozaik pasta yemeği. Şimdi hepsini bu şekilde kabımın içine döküyorum. Şimdi şuralarını çıkartıyorum. Bu şekilde. Bu tarafı buradan yaptım. Buradaki fazlalığı da alayım. Ve hazır. Şu an yapmam gereken tek şey bunu buzluğa kaldırıp birkaç saat donmasını, soğumasını beklemek. Sonra böyle taş çevireceğim. Üstündeki süt eşfemi çıkartacağım. Ondan sonra dilimleyeceğiz ve sonra da yemeye başlayacağız. Ve ben geldim yeniden. Gördüğünüz gibi kıyafeti falan değişti. Çünkü birkaç saat sonra çekeceğim demiş olmama rağmen ertesi gün ertesi güne kaldı çekim. Mozaik pastalarımı kestim. Bu şekilde hazırladım. Şimdi yeme sürecine geçiyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim ilk olarak. Şeklini bu şekilde yaptığım için çok fazla hoşlanmadım. Şöyle göstereyim. Böyle böyle oldu. Ya bilmiyorum, aslında fena değil ama böyle üçgen falan yapmış olsaydım çok daha güzel duracaktı diye düşünüyordum. Keşke üçgen olarak yapmış olsaydım ama olsun. Bu şekilde de fena değil. Şimdi yemek kısmına geçelim. Biraz önce dilimledim. Biraz hafif ısındı büyük ihtimal. Ve açalım. Hala biraz soğuk. Yalnız tadı harika olmuş. İyi ki böyle bir gün falan beklemişim. Çünkü ne kadar iyi donarsa o kadar güzel oluyor. Tabii ki birkaç saat sonra da yiyebilirsiniz ama böyle çok daha harika olmuş. Bu arada yeni diziye başladım. The Churchill Fransa diye. Böyle şey, o kadar eğlenceli bir şey ki başta hani çok zannetmiyordum o kadar böyle güzel olacağını ama
Şu an 5. bölümde falanım. Tamamını bitirdikten sonra bu şekilde tamamını bitirdikten sonra konusunu ve içeriğini falan her şeyi anlatmak istiyorum. Bütün yorumlarını yapmak istiyorum ama şu anlık genel olarak anlatırsam şu şekilde. 7 kişi böyle bir tane apartman içinde her biri ayrı dairelerde yaşıyorlar. Evleri falan gözetleniyor, yani aynı evin içinde yaşamıyorlar. Ondan sonra kimse birbirini görmüyor. Ve o 7 kişi arasında fenomen olmaya çalışıyorlar. Bu arada harika yapmışım gerçekten. Ondan sonra işte sadece birbirlerinin fotoğraflarını görebiliyorlar ve yazışarak konuşuyorlar. O yüzden de herkes kendi kimliğiyle katılmak zorunda değil. Mesela bir tane böyle 60-70 yaş arası bir tane kadın kendi torununun yerine şey yapıyor, yarışmaya katılıyor. Onun fotoğraflarını kullanıyor, onunmuş gibi davranıyor. Ama tabii ki böyle eğer o olduğunuz kişiyle aranızda çok böyle büyük bir fark varsa, mesela bu örnekte olduğu gibi, İnsanlar konuşmanızdan bir şekilde anlıyorlar. O hatta ikinci elenen kişi o olmuştu. Bu şekilde işte birkaç günde bir oylama yapıyorlar. Birbirlerine oy veriyorlar. Birbirlerini sevme durumlarına göre. Ona göre bazıları eleniyor, bazıları kalıyor. Arada böyle yarışmalar yapıyorlar. Ne bileyim işte bazı filmleri tahmin etme yarışması yapıyorlar mesela. Çocuk çok böyle gündemde olan bir filmi bilmiyor ama böyle daha eskiler bir filmi biliyor. O yüzden herkes onun yaşlı olabileceğini tahmin ediyorlar. Öyle anlıyorlar. Bir tane de adam karısı olarak yarışmaya katılıyor. Ama ben onu çok saçma buluyorum. Çünkü kendi olarak katılmış olsaydı çok daha kişinin onu seveceğini düşünüyorum. Ama karısının rolünü de hani kadın olursam beni daha çok severler mantığıyla düşünüp karısının rolünde oyuna giriyordu. Yemeğe devam edelim. Bu arada dün gece aniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şu an yasaktayız. Bununla da ilgili konuşmak istiyorum ama şu an bu video çok uzadığı için burada çok fazla burada konuşmak istemiyorum. Biraz sonra onunla ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu durumla ilgili değerlendirmelerimi yapacağım. Bence bu video bu kadar olsun, artık yeter diye düşünüyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Mozaik pastam harika olmuş. Siz de yapıp size tarifi denerseniz, beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videomu da ilgili yorumlarınızı bekliyorum lütfen. Ya da önerileriniz olursa onları da bekliyorum. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Bugünkü videom da bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.